Değerli izleyicilerimiz, yine kuzeyde yaşam tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de yine Gürgentepe ilçemizin Işıktepe mahallesindeyiz. Burası önceden beldeydi. Büyükşehir olunca şimdi mahallemiz oldu. Yalnız bu Işıktepe'de çok ilginç ve harika bir şeyle biz karşılaştık. Biz de kendimiz buralı olduğumuz için biliyoruz ama bütün izleyenlerimize de ve özellikle belediye başkanlarımıza ve muhtarlarımıza bu güzel bir örnek olsun. Burada tam Işıktepe'nin merkezinde 40 tane saydık, fazlası vardır, eksiği yoktur. 40 tane armut ağacı dikilmiş ve her mevsimde ayrı bir tatla, ayrı bir lezzetle yenilecek armutlar bunlar. Şimdi bu armutları çok değerli abimiz bize tanıtacak. Bakalım, öncelikle ismini alalım abicim. Hasan Akıncı, belediye personeliyim. Evet. Belediye temizlik işlerinde çalışıyorum. İşte Işıktepe'mizin genel olarak, geneliksel olarak meyve ağaçlarımız zamanında belediye başkanlarımızın sayesinde kaldırım yaptıkları için arada boş olmasın diye bütün esnaflarımız getirdi, dikti. Hepsine sağ olsun, teşekkür ederim ayrı ayrı. Onların sayesinde ağaçlandı. Kerim dayı, Mustafa abi, abim, amcam. Onlar ağaçladı, onların sayesinde. Kimsene dökmeye izin vermiyorlar. Döküp de ben çoğalıp gideceğim yok. Gelen vatandaş bir tane, bir poşet alıp yiyip gidebiliyor. Ve Işıktepe'nin özellikle meyve ağacına, ormana değer verdiğini belirlesin diyen diktiler sağ olsunlar. Güzellik gayet güzel. Işıktepe harika bir memleket zaten. Zaten biz de buralı dedim ya, biz de buralıyız. Gerçekten burayı biz çok seviyoruz. İnanın harika bir yer. Ve dikene, ağaçlayana Allah razı olsun. Eğer rahmetli olmasa da Allah'ım gani gani rahmet eylesin diyelim. Yok rahmetli değil. İkisi de sağ. Gerçekten bunu düşünüp de buraya yapan abilerimizden sonsuz teşekkür ediyoruz. Ellerinden de öpüyoruz. Erdoğan Bey sen ne yapıyorsun? Bir tanesi. Armut anlatıyorsunuz siz. Evet. Erdoğan Bey bir yandan döküyor armut bak. Evet, alıyor bize. Arkadaşlar yaşım 52. Bu zamana kadar hep ben merak etmişimdir bu Işıktepe olayını. Safları olmuş yani şu an. Düşüyor. Olmuş değil mi? Olmuş. Tam oldu. Şu an kılavunda. Bunlar dökülüyor şu an. Kendiliğinden döküyor. Ayrı armut var. Düşüyor. Ayrı ayrı. Bunlar şu anda kendiliğinden düşenler. Evet. Şu farklı daha büyük. Bu ondan daha farklı bir armut. Bu bizde armutlar çeşit çeşit. Kaç yıllıktır burada ben bildim bileli. Ben 52 yaşındayım. Kaç yıllık vardır? 20 yıl vardır. 20 yıldan fazladır. Fazladır evet. 20 yıldan fazladır. Abi sen de alayım böyle gel abi. Dur bu arada bunun da aşı vardır yani. Yaşar abicim seni tanıyalım önce. Yaşar Dikmen. Evet Yaşar. Buralı Işıktepe merkezinde oturuyoruz. Çok güzel. Çalışıyoruz, çiftçiyiz. Elimize geldiği kadar bir şey, bir şey yapıyorum. Çiftçiyiz zaten gerçekten. Bu ağaçları buraya dikmekte emeği olan sende baban. Babam var. Kerim abi amca var. Onların ikisinin emeği var yani. Hayırseverler yani. Allah hepsinden razı olsun. Mustafa abiye, Kerim abiye, herkese. Kimin ne emeği geçtiyse hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz kardeşlerimiz. Ama atalarımız hep şunu derdi biliyor musunuz? Bir meyve ağacı bir hayırsız evlattan daha iyidir. Evet, hep öyle derler zaten. Değil mi? Evet. Değil mi? Duydunuz arkadaşlar. Bir de evlat demektir. Meyve ağacı bir de evlat demektir. Duydunuz, abimi duydunuz, kardeşimi duydunuz. Bir meyve ağacı bir hayırsız evlattan 1000 kat daha iyidir. Saygılar. Evet, Işıktepe çekimlerimizde tüm hızıyla devam ediyoruz. Kuzeyde yaşam bakın sizlere neleri gösterecek. Bugün yine burada çok değerli bir ablam bizlere az önce armutları gösterdik sizlere ya. Şimdi armut pekmezi nasıl kaynatılıyormuş, nasıl oluyormuş, doğal, katkısız. Bakın hepsini size tek tek anlatacağız. Haydi bakalım ablamın yanına bir gelelim. Evet ablacığım, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin öncelikle. Evet ablacığım, önce kendini tanıtır mısın bana? Zeynep Atçı'yım, bal kaynatıyorum. Armut balı kaynatıyorsun değil mi? Armut balı kaynatıyor. Evet. Şeyimiz oldu mahallemizde, kaynatıyoruz zay olmasın diye. En güzelini yapıyorsunuz valla ablacığım, doğal bir şekilde değil mi? Evet. Kendi şeyimizde kaynatıyoruz. Sabah kahvaltılarımızın ve inanın, inanın ki şifa, şu boğaz modülleri var ya, onların bir numara ilacıdır, inanın buna. Çünkü ben kendimde kullandığım için, kendimde yediğim için harika. Çünkü şeker denen hiçbir şey yok. Ablacığım şu aşamaları gel seninle. Şöyle tek tek bir anlatalım. Öncelikle döküyoruz. Ağaçtan önce bir yere iniyor. Değil mi? Evet.
Sonra haşlıyoruz biz sütümüzü yine. Doğruyuz. İki kilen yıkıyoruz, haşlıyoruz. Ondan sonra sızdırıyoruz. Ateşe koyuyoruz bal olsun. Evet değil? Bakın önce burada şu anda haşlanmış halleri var. Bu sepetlerin altında çuvallarda. Bunun içinde büyük bir taş var. Baskıya bırakıyoruz arkadaşlar. Şu anda baskıda ve altına bakın suyu iniyor. Bundan da sızdırıyoruz. Bundan da tülbentten de süzüyoruz. Tertemiz halde. İçindeki mort asla olmuyor. O haşlanmış mordu olmuyor. Onu süzüyoruz ki daha lezzetli ve temiz olsun diye. Dupduru bir suyu olur değil mi? Ve sonra o suyu alıyoruz buraya kazanlarımıza ve pekmez tavası. Bak adı üstünde pekmez tavası ve bakırdandır. Pekmez tavalarında onu kaynatırız. O kendisi kaynaya 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 tam böyle bal halini alır. Yenecek halini alır değil mi ablacığım? Evet görüyorsunuz bu emek ister. İnanın var ya bir araba odun yiyor ha. Bunu da unutmayın. İyi çok canım. Yiyor. Çok ediyor. Çok odun yiyor. Gerçekten zor bir iş. Öyle. Çok meşakkatli bir iş. Tabii. Ama biz Karadeniz kadınlarıyız kardeşim. Biz her şeyi yaparız. Biz başarırız. Öyle. Hele ki benim Işık'taki böyle ablalarım yapar. Bak karşıda da var yine ablalarım. Şimdi onların yanına da gireceğim. Ve yine ben burada bir şey daha gördüm. Koydum koyayım bu gözüktü bak. Evet iş burada. Bu da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Pekmezimiz aynen devam ediyoruz. Pekmez çekimlerimize devam ediyoruz. Bu da bizim bostan çiğdimiz. Namı diğer salatalık diyoruz ya işte salatalık çekirdeği bu tohum için. Doğru mu ablacığım? Allah nasip ederse ömrümüz uzun olursa yaza bahara yaza dikeceğiz. Tekrar dikeceğiz. Doğru mu? Tekler olacak. Evet. Bu herhalde tohumu güzel ki bunu almışsın. Bu şimdi kuruyacak ve baharın bunu tekrardan dikeceğiz. Evet şimdi alalım. Doğru karşı ablalarımın yanına gidiyorum. Bakın orada da büyük emekler var. Hem de sizlere daha neler göstereceğim. Ablacığım sana kolay gelsin. Hadi yolunuz açık öpüyorum ellerinden. Olsun. Çok sağ olasınız. Evet şimdi pekmez çekimlerimize tüm hızımlıyla da devam ediyoruz. Bakın Kuzey'de Yaşam yine sizlere buradaki emekler bacalarımın yaptığı pekmezleri çekmeye devam ediyor. Karşı taraftaki ablamı çektik. Şimdi geldik buraya. Karşılıklı buradan komşacak birbirlerine yardım ediyorlar. Hem de muhabbet ediyorlar. Uyku yok. Sabahlara kadar pekmez kaynıyorlar. Ben şöyle bir alayım ablalarımı şöyle yanıma bakalım. Emine Sultan bir gel bakalım yanıma şöyle. Gel bakalım benim can arkadaşım, can dostum. Benim bir tanecik Erdoğan Bey'in okul arkadaşının hanımı. Zafer Bey'in hanımı. Evet. Öncelikle seni tanıyabilir miyim canım benim? Ben Emine. Köyde pekmez kaynatıyor. Köyde pekmez kaynatıyor. İyi kız valla. Bu gece uyumadık pekmez kaynatacağız diye mahallecek rüzgardan. Evet biliyorsun Işıktepe, tepe diyoruz ya. Hakikaten yazı ayrı bir güzeldir, kışı ayrı bir güzeldir. Ve şu anda sonbahar ayındayız. Mis gibi bir havamız var ve rüzgar havası var. Pekmez kaynatmak da bu havalarda biraz sıkıntı olur. Ama benim bacılarım bu sıkıntılara göğüs gelerek bu işi yapıyorlar değil mi? Evet. Tadı çok güzel olduğu için, organik olduğu için. Ve bunu inanın parayla asla ve asla satın alamazsın. Alsan da değeri verilmez. Doğru mu Emine abla? Doğru. Doğru değil bunu, mi? Bunu parayla satılmaz bu. Aynen satılmaz. Bu emek satılmaz. Çünkü emek... Sabahtan gördüm seni, çok beyaz geldin bana. Konakta mı büyüdün? Oy oy Emine, güneş vurmamış sana, güneş almamış sana. Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Oy sana sarılayım, oy oy Emine. Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler? Emine yine buluşup da Emine türkünü söylemeden olmazdı ki zaten. Değil mi Emine? Olmaz. Bir sıcak çay var. Birileri de çay için. Çay da içeceğiz. Oturacağız, muhabbet edeceğiz. Pekmez evet. Yiyeceğiz. Evet. Pekmez çekimlerimiz, Işıktepe çekimlerimiz, Kuzey'de Yaşam tüm hızıyla devam ediyor. Kuzey'de Yaşam tüm hızıyla devam ediyor. Yine Işıktepe'deyiz. Teyzem şu anda
Biliyorsunuz bu aylar güz ayı olduğu için döküm ayı derler bizde. Mısırlar biçildi, koçanları ayrıldı, kurutuluyor şu anda. Ben abla seni şöyle şu tarafa yan tarafa alacağım, ben seninle röportaja geliyorum. Burada görmüş olduğunuz yerde, dikkat et, elini bana ver. Dikkat et kendine, düşme. Burada ayıklanmış hali, mısırımızın ayıklanmış hali var. Şöyle olcayı ben yan tarafa doğru gidiyorum. Şurada yine kurumaya bırakılmış var. Mısıra bak, basmayalım, ekmeğe basmayalım. Günah çünkü. Teyzem seni bir tanıyalım. Ben ne yapıyorum? Hazırlığı böyle yapıyorum da. Ben de karıştırayım arasına. He, karıştır. Buyur. Şöyle de ne? Hazırlık da kış hazırlığı. Bunları hala yiyoruz değil mi? Tabii canım. Bunlar olmasa biz neyle yetişeceğiz? Değerli gençlere sesleniyorum. Gençler bunun lezzetini, tadını bir bilseniz var ya. Gençler bunu tanımıyor ama ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. He. Yine de biz onu eski cenahatımızı yürütmeyi istiyoruz. Örfü adetlerimiz, geleneklerimiz, her şeyimizi devam ediyor diyorsun. İki tavuk ediniyor köy yerinde. Bir şeyler oluyor, lazım oluyor. Daha ihtiyacın. Şimdi şuna biz ne diyorduk? Zenek dere diyorduk değil mi? He. Onun adı zenek dere arkadaş. O tavukların yemi. Tavukların yemliğine biz zenek dere derdik eskiden. Anlayabiliyor muyum? Evet teyzemle şimdi röportajımı burada bitiriyorum. Sana Allah'ım uzun ömürler versin diyorum. Teşekkür ediyorum. Burada kıyılmış armut ve elma incecik halde kıyılmış ve güneşe atılmış kurutulup kışın hoşaf dediğimiz yemeğimizi yapıyoruz. Hoşaf yapıyoruz bunlardan değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi bu kurutuluyor. Bunda ne var? Bizde bunları fırında kurutuyorlar. Bizim taş fırınımız var. Benim mahallemde çekmiş olduğum çekimde görmüşsünüzdür. Taş fırınlarda da bunlar kurutuluyor. Ama burada bu armut. Burada da olacağım şöyle geliyoruz. Burada da elma kurusu. Yine güneşte kurutuluyor. Özellikle böyle incecik bir şekilde seriliyor. İnanın bunun kurusu kadar eskiden böyle çocukken ne yapardık biliyor musunuz arkadaşlar? Şunun kurusunu elde yemek için yani şöyle kuru, bunu kuru olarak düşün, meyve kurusu yemek için can atardık. Bizim çekimlerimiz hızla devam ediyor. Tabii ki pekmez kaynatırken de her tarafı çekmek zorundayız. Birinin uktesi birimizde kalmasın diye. Biri normal görüntü almak zorundayım. Şu anda gözlerime bak olacak. Gözlerinde yaş geliyor çünkü rüzgar var. Sağdan soldan duman bizi yakıyor. Ben şöyle ablalara doğru gidiyorum. Ablalara bir merhaba diyeceğim. Ablalar hepinize merhaba diyorum. Merhaba. Hoş geldin. Sefa geldin. Duydunuz insanlığı. Gördünüz. Hoş geldin demeyi ve insanlar yürekten burada samimi insanlar. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum ablalarım. Teşekkürler, teşekkür ederim. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi benim bu Behmet annemi kaynattık. Kız kardeşime de vereceğim, böylece yok ortada. Duydunuz. Kaynatamıyorum, aha burnu döktü. Burnu döktü, bu düşüyor. Niye ben bunu bacaklarım amal etti. Her şeyin için önemli değil, paylaşmak da çok güzel önemli. Vallahi. Duydunuz ablamı, biz nasıl sahnemizi paylaşıyorsak onlar da yiyeceklerini, her şeyini bir paylaşan. Allah razı olsun, çok Allah sağ olun. Allah herkese yemeği nasip etsin. Arkadaşlar bugün şansımız Emine'den açıldı. İki Emine daha bulursam dördünün arasına oturacağım, bir dilek tutacağım. Bugünkü Emine ablanın da yanına geldik. Ablamın ismi de Emine'ymiş. Evet rüzgardan biraz sıkıntılı olacak ama. Eminem darı buydun andala. Eminem darıldın mı sen bana? Eminem darıldıysan var darıl. Eminem çok yalvaran var bana. Eminem darıldıysan var darıl. Eminem çok yalvaran var bana. Evet yine şu anda yıkılmış bir eski evimizin yanındayız. Tabii ki tarihçilerimize sahip çıkmalıyız.
Bu da bizim dönemlerimizde yaşadığımız çocukluk evlerimizden bir tanesi. Belki daha önce de binalar daha değişikti ama biz böyle evlerde büyüdük. Böyle evlerde büyümeyenler, apartmanlarda büyüyenleri bundan sesleniyorum. Bizler bu evlerde büyüdük. Çekimlerimize yine devam ediyoruz. Burada Erdoğan Bey dedi ki, ben dedi acık dedi bekmez kaynadan ablalarıma acık yardım edeyim. Acık odun keseyim dedi. Erdoğan Bey kolay gelsin. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sen ne yapıyorsun burada? Hayırdır, siz hangi kanaldan geliyorsunuz? TV52'den geliyoruz. Öyle mi? Ha, arkadaşlar hoş geldiniz memleketimize. Gördüğünüz gibi kış hazırlıkları. Az önce gördünüz mısırları biçtik. Ondan sonra elmaları, armutları kuruttuk. Pekmezler kaynıyor. Bunlar neydi? Yiyeceğiz ama nasıl yiyeceğiz? Sıcak evlerimizde yiyeceğiz. Nasıl yiyeceğiz? Evde odun yoksa ne yapacağız? Ama odunu da kesmek zorundasın. Bu da nedir? Bir nevi kış hazırlığıdır diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar ben odun kesmeye devam ediyorum. Evet Erdoğan Bey, size kolay odun kesiyor. Kış hazırlığı yapıyoruz arkadaşlar. Kış hazırlığı olmazsa bizim Gürgen tepemizde, Işık tepemizde asla olmaz. Odunumuzu hazırlayalım. Buraya 2 metre kar yağıyor, öyle yok. Evet. Buraya 2 metre kar yağıyor, doğru diye. Vallaha. O yüzden fındık odunumuz bu. Tabii ki bunun kalın odununda olmasa olmaz değil mi Erdoğan? Bizim şansımız Işıktepe, Hürgentepe. Tepede yaşıyoruz biz, öyle bir şey yok ya. Evet, ben memnunum. Ben çok memnunum. Bitti o kadar. Biz memnunuz. Işıktepe'mizden de, Hürgentepe'mizden de. Tabii ki ordumuzdan da. Yine devam ediyoruz çekimlerimize. Burada güz dökümü biliyorsunuz, şu anda güz dökümü burası. Güz dökümüne devam ediyoruz. Güz dökümünde burada çok canım ablam benim ne yapıyor biliyor musunuz? Fasulye yıkılıyor, fasulye. Hatta hangi fasulye biliyor musunuz? Ablamın fasulyenin adı neydi ki? Büyük fasulye, biyes. Ne, kumuş fasulye mi diyorlar? Bir şey diyorlar buna değil mi bir yerlerde? Gavur fasulyesi. Ablacığım ismini alabilir miyim önce? Eskiden gavur fasulyesi diyorduk buna. Evet teyze, ismi alayım senin ben. Benim ismim ne? Cennet. Cennet ne? Nereye koyacağım benim ismimi? Evet, Cennet ablam. Cennet torba. Fasulyeyi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar, büyük? Ha. Bu evet beyaz fasulye, yani kuru fasulye ama evet. Kuru fasulyemizin, şeker fasulyemizin büyüğü bu. Evet. Görüyorsunuz şimdi de burada ablam ve kızı burada ayıklıyorlar. Ve yine gelin hanım da geldi buraya, ayıklamıyorlar. Fasulye ayıklayacağız. Evet. İmece'ye gidiyor, haydi. Evet. İmece gelin, İmece, haydi. Allah evet, vallahi ben yolumu kaybettim. Haydi bakalım. Yok güz geldi. Evet. Güz çekimi yapıyoruz. Ne ablam bana diyor ki hayırdır diye, sen düğümün yok burada, niye arıyorsun sen burada diye. Ha. Sizi görmeye geldim, ne var ya? Kız olsun, hoş gelmişsin. Hoş bulduk, sağ ol. Hayır, evet, bunun da var ya bir güzel yemeği oluyor, harika bir lezzeti oluyor. Evet, Kuzey'de Yaşam Tüm Hızı'yla devam ediyor. Bugün Işıktepe Merkez Muhtarımızı tanıyacağız. Bugün çekimlerimiz Işıktepe'de devam ediyor. Yakışıklı mı yakışıklı bir muhtarımla beraberim. Kendisini tanıtacak. Işıktepe'de yazı, kışı nasıl yaşandığını, okul seviyelerinin nasıl olduğunu, ulaşımın nasıl olduğunu, bizlere yapmış olduğu faaliyetleri şöyle kısaca anlatacak. Evet, değerli Erdoğan Bey hoş geldiniz. Siz TV52 çekiciler hoş geldiniz. Hepinize öncelikle başarılar diliyorum. Ben İsmail Akıncı, Işıktepe Mahalle Muhtarıyım. 1972 doğumluyum. İlkokul ve ilkokulumu Işıktepe Söğümelik denen mahallemizde okudum. Ortaokulumuzda Işıktepe Ortaokulu diye bir okulumuzda okudum. Daha sonrası gurbet hayatımda yaşadım. Gurbette tekrar döndüm. 3 çocuk sahibiyim. Işıktepe'mizin en büyük özelliklerinden birisi kültürümüz, faaliyetlerimiz çok iyi. Topluma yarayışlı bir vatandaş olduğundan dolayı Işıktepe'yi seviyoruz. Işıktepe halkını kucaklıyoruz. Işıktepe sizi de kucaklıyor. Ve bu neticede Işıktepe'miz, Işıktepe mahallesi Ordu'ya 60 kilometre ulaşımla gidilebiliyor. Fatsa'ya 35 kilometre ulaşımla gidilebiliyor. Nitekim kış şartları zor olduğundan dolayı çoğu vatandaşımız öğrencilerini sahillere götürse bile
Işıktepe Mahallesi'ni tercih ediyorlar genelde. Nüfus olarak 1238 nüfusa sahibiz şu an Işıktepe Mahallesi olarak. Yürgentepe'nin 23 muhtarlığından en büyük mahalleyiz. Daha öncesi belde olduğundan Işıktepe tek muhtarlıktı, 3 muhtarlık oldu şu anda. Belde olduğunda yine de ne kadar olsa Işıktepe denildiği zaman Yürgentepe'nin yani giriş kapısı diyebiliriz. Yürgentepe'mizin en güzel köylerinden birindeyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Işıktepe'de bir tane ilk öğretim okulumuz var. 186 öğrencimiz var. Bir tane lisemiz var. 51 tane öğrencimiz var. Her zaman Yürgentepe'mize sahip çıkarsak Ordu'nun bir numara ilçesi olmayı hak ederiz. Bu nedenle Işıktepe'de de ben ayrıştırım yapmadan Alevisiyle, Sünnisiyle hep birlikte kardeşçe yaşamaya devam ediyoruz. Bu kez de Gürgentepe'mizde de bu şekilde. Hiçbir ayrımımız, hiçbir şeyimiz yoktur. Tabii ki bir vatandaşımıza gidiyorsak benim kardeşime ne gidiyorsa diğer kardeşime de o gidiyor demektir. Hiçbir ayrışımımız yoktur. Işıktepe mahallemizde 3 tane cemevimiz, 1 tane camimiz, 1 tane sağlık ocağımız, 1 tane lisemiz, 1 tane ilköğretim okulumuz mevcuttur. 40 tane esnafımız da burada. Tabii ki bu 40 esnafımız aktif değil. 3-4 tanesi ne kadar kapalı olsa bile aktif gözüküyor. Çünkü vatandaşımızın duyarlılıklarından dolayı esnaflarımız diyor ki ne kadar bizim burada esnafımız gözükürse mahallemiz o kadar iyi olur diyor. Bundan dolayı bütün esnaflarımıza, bütün vatandaşlarımıza, köy halkımıza, iş adamlarımıza ve keza akabinde sizlere çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet, duydunuz. Ben tek bir soru soracağım dedim muhtarıma. Sağ olsun her şeyi özetledi. İyi ki böyle bir kazmet muhtarımız var. İyi ki böyle bilinçli muhtarlarımız var. Bizler de TV52 adına, Kuzey'de Yaşam adına bizler de muhtarıma sonsuz teşekkür ediyoruz. Her şeyi özetledi. Gördünüz. Biliyorsunuz Işıktepe'miz bir Bektaşi memleketimiz. Ben 40 yıldan beri Bektaşi ekmeği yiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ben sanatçıyım eşimle. Ben düğünlerini, derneklerini eşimle beraber biz yapıyoruz. Saygılar. Geçemiyorum geçeklerden, geçek ver bana. Koynundaki çiçeklerden, çiçek de ver bana. Evet, geçek dediğimiz olay bu. Geçecek, ben geçeceğim arkadaşlar, kusura bakmayın. Hadi geçtim. Geçekten geçtim, çiçeği alamadım yalnız söyleyeyim. Dereköy'de çekimlerimiz devam ediyor. Işıktepe Dereköy'de. Adı üzerinde Dereköy. Burada yapılan daha önce bir baraj var. Minyatür baraj yapılmış. Ama bunun devamı gelmemiş. Barajın su tutulan yeri burası. Buradan şuradan soldan gösteriyorum. Kanala oradan akıp gitmesi gerekiyor ki aşağı tarafta enerji yapılabilsin diye. Daha doğrusu oluğu buradan yapılmış. Burada hazır şu anda. Yetkililere buradan sesleniyoruz. Eğer burada bir şey yapılmak isteniyorsa bu proje buranın da bir an önce proje içerisine alınmasını önemli rica ediyoruz. Değirmenköy'de hemen barajın alt kısmında bulunan bir adet değirmenimiz var. Şu anda oraya geçemedik. Buradan giden kanalın olduğu bölümden. Tabii atıl olarak kalmış burası. Değirmenlere eskisi gibi sahip çıkan yok. Ama ben Işıktepe'li iş adamlarımıza sesleniyorum. Bu atıl durumda olan bu değirmeni güzel bir şekilde çalışır vaziyeti bırakıp en azından çekimlere tanıtımlara gelen değerli meslektaşlarımızın da gelip burada bir çalışır vaziyeti görmelerini önemli rica ediyoruz. Değirmen şurada görüyorsunuz arkadaşlar parmağımın ucunda.
Neredeyiz şu anda? Al bayrağımızın altındayız. Görmüş olduğunuz gibi Işıktepe Merkez, bu elimle göstermiş olduğum yerlerin tümü Işıktepe Merkez'e bağlı mahalleler. Biliyorsunuz Işıktepe'miz beldeydi daha önce, belediyelikti. Gördüğünüz gibi aynı Gürüyentepe gibi şehir üstüne kurulan bir yerleşim merkezi Işıktepe. Ben nereye geldim böyle ya? Burası abi, burası çok şahaneymiş ya. Merhaba be kardeşim. Aleykümselam. Ver oğlum şöyle alayım seni bu tarafa. Hoş geldin tekrar. Gel. Merhaba. Ben az bir nefes alabilirim değil mi arkadaşlar? Tabii ki. Çok yoruldum. Yoruldum. Evet ya, o da kayalardan geldik geçtik. Burası mağara olduğunu ve buranın ne olduğunu bize değerli Birol kardeşim bir anlatsın bize ya. Ya burası geçit mağarası diyorlar. Yani şöyle anlattım. Eskiden insanlarda inançlar vardı mesela. Değişik inançlar olduğu için. Burada mesela yürüyemeyen çocukları bu mağaranın altından geçiriyorlardı. Anladın mı? Ondan sonra yürüyor mantığında. Öyle bir anlayış vardı eskiden. Evliya mı diyelim? Yani öyle bir kültür varmış eskiden. O kültür şu an yok tabii ki de. Önceden varmış. Yani insanlar böyle yürüyemeyen çocukları bu mağarada yürütürlermiş. Yani geçirirlermiş. İşte burada geçiti var biliyorsunuz. Görürsünüz. Burada var. Bundan sonra şurada da var. Buralarda var yani. Burada altta? Bunun altı ileri doğru gidiyor. Bakma i̇leri doğru tabii gidiyor. Canım yani. Yani içerisine giremeyeceğiz tabii şimdi ki. Sen giremezsin de ben girebiliyorum. Sen az kilolu olduğun için ileride olan abi. Yok ben... Evet arkadaşlar, Birol Bey kardeşim buraları bildiği için biz Birol Bey kardeşimi biz buraya rehber olarak aldık sağ olsun. Bize gerçekten çok yardım oldu. Birol Bey buradan bize şöyle bir gösteri yapacak herhalde. Bir şöyle bir geçelim bakalım Birol Bey, seni takip edeyim ben. İleneceğiz ama şurada ilk girişte biraz dardır alanımız ama ileride doğru gidiyor. Abi gelebilirsin. Erdoğan Bey. Ben gittim saydım. Böyle bir geçitimiz var. Aslında ışığımız olsa tabii ki. El feneri getirmedim. Arabada vardı. Var mıydı? Abi buraya doğru da şey var. Erdoğan abi. İleri doğru gidiyor doğru değil gidiyor. Mi? Yani siz şu an göremiyorsunuz ama ileri doğru gidiyor yani. Şurada da bir alanımız var. Hani burada yürütüyorlar çocukları. Hı hı. Erdoğan abi burada böyle biraz doğru giden yeri var. Ha oraya girelim. Buradan gidelim. Beraber gidelim içeri doğru. Yok. Git. Böyle bir mağaramız var işte. Evet, Olcay'ım görüyorsun değil mi güzelliği? Kuzeyde yaşam izleyicileri her yere dalıyor. Anlatabiliyor muyum? Şu anda biz neredeyiz? Dedik ya bir mağaraya geldik. Mağara da burada geçit mağarası olarak kullanılıyormuş. Burada işte konuşamayan, dilsiz çocuklara, ondan sonra şifa bulmak isteyenler buraya geliyor. Kusura bakmayın az yoruldum, sesimde bir sıkıntı var. Şimdi şuradan damla damla bir su akıyor. Olcay detayına girebileceksen ben onu özellikle söyleyeceğim. Niye suyu çektiriyorum sana? Bakın şimdi şuradan su geliyor. Taştan damla damla geliyor. Bakın. Bakın. Bunun şifa olduğunu, inançlara göre şifa olduğunu ben de bir dilek tutacağım. Ben bu suyu içeceğim arkadaşlar. Soda gibi bir tadı var. Bildiğiniz bir soda, soda gibi. Burada sağ tarafa doğru olacağım dönecek. Burada kaşıklar var. Anlatabiliyor muyum? Burada kaşıklar var. Madeni paralar var. Madeni paraları da göstereceğim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bayağı bir madeni para var. Bunları hepsini şöyle ben bir yere toparlayacağım. Bakın. Kaşıkları, paraları hepsini bir yere toplayacağım. Gördüğünüz gibi. Burada tahmin ediyorum parayı atıyorlar. Dilek tutacaklar ya burada. Dilek tutmaları için tahmin ediyorum buradaki şu çanaktaki sudan olacağım.
Şurada çanaktaki sudan bir kaşık veya artık üç kaşık, kaç kaşık içiliyorsa içiliyor. Şifa olduğuna inanıldığı için de burası tercih ediliyor diye düşünüyorum. Umarım yanılmam değerli misafirlerim. Olcay, atalarımızın bir sözü var biliyor musun? Kestane çıkmış, potağını beğenmemiş. Bak, ben bugün kestane topladım. Değerli kardeşimle beraber. Bu kestane, az yavaş elimi hiç batırmadan çevireceğim. Bu da kestanenin potağı, her tarafı diken, deniz yıldızı gibi aynı. Deniz kestanesi gibi aynı. Bu da adı da zaten kestane. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu şöyle yapıyoruz, yere bırakıyorum. Olcay bak şimdi, olayı seyret. Heh. Çıktı. Evet. Görmüş olduğunuz elimdeki kestane ormanlarımızda yetişen doğal yiyeceklerden bir tanesi. Doğal beslenin, doğal, doğal. Evet, biz yine kıyı çekimlerimizde bakın sizlere ne göstereceğiz. Bu gördükleriniz mısır bacağı derler bizde. Mısır bacağını böyle mısırlarının kendisini alırız. Bacağını hayvanlarımızın yemesi için biçeriz. Ve önce çıtırman yaparız tarlalarda. Orada yarı kurur. Sonra getiririz burada. Meydanlarda cuğul yaparız. İşte buna cuğul derler. En sonunda bunların hepsini bir toparlayıp büyük bir alaf yığını yaparız kış hazırlığı için. Alaf yığını niçin yaparız? Sadece kenarlarındakiler ıslanır. Çürümez, kesinlikle çürümez kolay kolay. Sadece dış taraflarındakiler ıslanır. Böyle hafif böyle kararır. Ama iç taraftakiler mis gibi tertemiz alırsın, hayvanlarına yedirirsin. Az önce ben sizlere tanıttım ama işin aslını yani yapan ablalarım var burada. Cuğul, alaf ne demekmiş de ablamızdan dinleyelim değerli izleyicilerimiz. Evet ablacığım, öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Evet, Arzugül. Arzugül, Arzu ablacığım. Evet. Şu alafı, şu cuğulu bize bir anlat bakalım önce. Bunu ekeruk, biçeruk, kuruduruk, soyaruk, köpek yaparuk. Patuza veriyoruz. Uydurgunda sana malımıza veriyoruz. Evet, şimdi bu ne hali? Bu cuğul hali mi? Cuğul hali, evet. Bizim evet. Ordumuzdaki hayvanlarımızın yiyeceğinin bir numarasıdır değerli izleyicilerimiz. Evet, evet. Evet değerli izleyicilerimiz. Erdoğan Bey, sendeki ne? Ne uşağı mı o? Ana. Araba tekeri değil herhalde ya. Kabak bu, kabak, kara kabak. Görmüyor musunuz arkadaşlar? Aha. Burada podesimiz olur, pancarımız olur, fasulyemiz olur. Evet. Her şeyimiz olur. Her şeyimiz olur. Hindimiz olur, elmamız olur. Hepsi oluyor burada değil evet. mi? Yani toprağımızda yok evet, yok her şey oluyor. Olur. Her şeyimiz oluyor, her evet, şeyimiz. Evet canım ablacığım, Arzu ablacığım. Evet. Kabağı da gördünüz, Erdoğan Bey kabağı getirdi. Arzu ablam, sana sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ ol. Emeğinize sağlık. Çekimlerimiz, Kuzey'de yaşam çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de burada neyle karşılaştık biliyor musunuz? Atepe mahallemizde. Burada inşaat yapan değerli kardeşlerimizle, abilerimizle karşılaştık. Erdoğan Bey dedi ki, benim de bir hayrım olsun dedi. Ben de bir demir bağlayayım dedi. Evet, buyurun Erdoğan Bey, demir bağlıyor. Gel bakalım Erdoğan Bey. Sen burada ne yapıyorsun? Sülfiye Hanım, benim için demircik bağlamak değil. Ben iki hayra karışayım, iki bağ da ben atayım dedim. Abi gel, seni böyle alayım. Evet.
Zülfiye Hanım da az önce sizlere anlattı. Evet, arkadaşlarımız demir bağlıyor. Evet, inşaat mesleği de Türkiye Cumhuriyeti'nin en ağır mesleklerden bir tanesi. Evet, değerli emekçi kardeşlerimin yanına varıyor, yaklaşıyorum şöyle. Abi, seni şöyle bir tanıyalım. Ben işte inşaatçıyım. Yapıyoruz, çiftçilikle uğraşıyoruz. İnşaat mı yapıyorsun? Evet, inşaat yapıyoruz. Şu anda burası, ne temel atıyorsunuz buraya? İnşa, ev temeli. Ev temeli. Hı-hı. Ne diyorsun? Radyo temeli. Radyo temel. Radyo temel. Evet, radyo temel var, evet. Evet, bu temelin adı, görmüş olduğunuz temelin adı radyo temel. Evet. Üstünden bunun herhalde bir daha şey geçecek. Bir sefer demir geçecek bunun üstünden arkadaşlar. Komple burası beton olacak. Üstüne betonla kaplanacak. Radyo temel olacak. Bizler iş emekçi kardeşlerimize kolay gelsin diyoruz. Sağ olsunlar. Teşekkürler. Hoş geldin. Sabah geldi cümleler. Adı soyadın abi? Dursun. Dursun Ali. Dursun Ali kardeşim de bu işten ekmek pazarı para kazanan insanlardan emekçilerimize bizlere de sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun diyoruz. Siz de sağ olun. Evet, değerli izleyicilerimiz, biz Işıktepe çekimlerinde aynen Kuzey'de Yaşam programında tüm hızla devam ediyoruz. Eminem burada, Zeynon burada, herkes burada, Zühren burada ve güzel kızımız burada. Hepimiz birlikte yaptıkları yemekleri burada tanıtacağız ve tadacağız. Şimdi gel bakalım. Öncelikle ben kızımı şöyle öncelikle bir tanıtalım bakalım. Yavrum ismini alabilir miyim? Nur Hayat. Nur Hayat. Evet, Nur Hayatım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk canım benim. Evet, bu yemekleri dün pekmez kaynatıyordunuz çünkü çok yoğundunuz ve sizden böyle bunları isteyemedim. Ama bugün bakıyorum sabahleyin. Sıkıntı yok. Havamız soğuk, serin ama Işıktepe insanı ve kadınları o kadar sıcak ki. İnanın var ya, soğuğu bile şu anda hissetmiyorum. Normalde ben çok üşüyen bir insanım ama vallahi üşümedim. İnan ki üşümedim. Evet, Nur Hayatım şöyle bir güzel yemeklerimizi bir tanıt bakalım şöyle. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Biz üzüm yaprağı sarmasını yaptık, dolma. Evet. Ondan sonra beyaz lahana turşumuz var. Bunu her yörede zaten çoğu kişi bilir, yapar. Ama bizim defalı geçirmezimiz evet, değil mi? Evet, turşusuz asla. Bu da kara lahana. Bunu her yörede değil de böyle genelde çoğunlukla Karadeniz bölgesinde bunu yaparız, yeriz. Akşam yemeğinde, çayda, neresi denk gelirse artık. Evet. Bu da bizim kendi yaptığımız yoğurdumuz. Bu yoğurt kimin? Emine, bu yoğurt kimindi ki? Anamın yoğurdu. He? Anamın yoğurdu. Emine. Evet, burada yine benim çok değerli bir bacım. Canım benim, aile dostum. Harika bir arkadaşımız. Gerçekten söylüyorum. Eminem benim her şeyim. Dedik ya dün pekmez kaynatıyorlardı. O yüzden evet, hiç yormadık. Evet Emine'ciğim, seni önce bir tanıyalım. Ben Emine Topal. Bu köyde, mahallede arkadaşlarla bu hazırlıkları yaptık. Yöresel yemeklerimizi yaptık. Size, ve sizlere sunuyoruz. Sizlere de sunuyoruz. Evet Eminem, bu anamın yoğurdu dedin. Evet. Yalnız, yalnız ben niye geldim biliyor musun? Bir de anağın kaymağı varmış. Ben anağın kaymağını yemeye geldim. Bu da anamın kaymağı. Annem 80 yaşında ama hala inek bakıyor, sütünü yoğurdunu bize veriyor. Evet, anasının kaymağını ben az sonra yiyeceğim. Sizin için yiyeceğim vallahi. Anamın kaymağı afiyet olsun. Evet Emoş'um, şuradan bu tarafa da sen tanıt bakalım şöyle biraz. Bu şimdi bizim fındık bahçelerinde olan fındık kirmidimiz. Biz evet, bunu topluyoruz, difrislere koyuyoruz, kışın yazın tüketmeye devam ediyoruz. Aynen. Gelen misafirlerimize de sunum yapıyoruz. Canım benim, evet. Bu da fasulye turşumuz. Her zaman her sene bahçelerde yetiştirdiğimiz fasulyemiz, turşu yapıyoruz bunu da. Evet. Bunu da çay yanında, kahvaltıda ne zaman yiyeceksek yapıp arkadaşlarla yiyoruz. Yalnız şunu ayrıntılı bir şekilde anlatır mısın Emoş'un bana? Bu patates. Bu patatesi yetiştirip büyüyenden sonra topraktan söküyoruz, haşlayıp kurutuyoruz. Güneşte, ondan sonra tekrar haşlayıp yemeğini yapıyoruz. Bu şekilde de yiyoruz. Evet, bu kurumuş patates şu anda. Kurumuş patates. Mi? Evet. Ve herkese de afiyet olsun. Evet, Emoş'um bu nedir? Şöyle bir bakalım. Bu mısır. Nedir? Mısır çorbası. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz değil bunu mi? Bunu hemen de üütüp sonra da çorbasını yapıyoruz. Mısırı da kendimiz yetiştiriyoruz. Mısırı da kendimiz yetiştiriyoruz evet, tabii ki. Ve bunu da şöyle bir gösterelim. Bu da kabağımız. Bu kara kabak. Kara kabak. Bunu da bekmezle, kendi yaptığımız bekmezle yiyoruz. Evet, ne derler normalde? Ye kabağı, kal zabağı derler. İşte bu da bekmezimiz. Bunu da ben dün yaptım. Evet, dünkü yaptığımız pekmez bu arada. Bu dünkü yaptığımız pekmez. Muhteşem, harika. Armudun, elmanın karışımı.
Elma da mı var senin kayın? Evet, bunun içinde. O yüzden çok lezzetli. Evet. Oo. Bu da anamın çökeliği. Bu da nasılın çökeliğiymiş. Bu da nasılın, Erdoğan sayacağım bu anasının çökeliğini. Evet ve mısır ekmeğimiz arkadaşlar. Bunu da Zeynep abla yaptı. Zeynep ablam gerçekten incir reçelimiz, bakın yine bu burada olan kendi incirimiz değil mi? Bahçede oldu. Kendi, evet Nur Hayat'ın bu da. O da eniştemin balı. Yine. Bu mahallede yaptı. Bu da eniştemin balı. Bu bu gerçekten şifa defası değil mi Nur Hayat'ım? Evet, çünkü niye? Güzel olmuş değil mi? Taze yoğurdun üzerine yeni yapılan pekmezi koyup da bir de mısır ekmeği de yanında oldu mu? Allah'ım. Hiç başka şeye gerek yok. Aynen. Hem doyurucu. Az oldu. Aslına kaptıracağım, seni kapacaktım. Bir dakika. Hem doyurucu. Ağzında benim maske alayım mı? Hem çekmez kan yapar ki. Zülfiye Hanım anasının kaymağını yedi. Ha, sen de anasının yoğurdunu yedin. Sen de anasının yoğurdunu yedin. Arkadaşlar, yemin ediyorum bak size açık ve net dille söylüyorum. Bu lezzeti var ya hiçbir yerde bulamazsınız. Yani, sağlığınız yerindeki ne olur? Bir bakın ne olur? Evet, değerli izleyicilerimiz, bu lezzetleri bizlere sunan çok değerli bacılarıma, ablalarıma ve anneme sonsuz teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Harikasınız, cansınız. Benim canlarım benim. Vallahi Erdoğan Bey de bu arada bir yandan tatmaya başladı bile. Götüreyim vallahi. Emine ana yoğurdu gitti. Şeker hastası olursun az yaz. Oh oh oh. Vallahi ben şeker hastasıyım. Ağzımı sulandı oğlum ya. Hastanın insülin kaktırırım kendime ya. Bütün millet bana bakıyor arkadaşlar şu anda biliyorsunuz değil mi? Evet. Kuzeyde yaşam tüm hızıyla devam ediyor. Hepinizi kocaman öpüyorum. Işıktepe Merkez Mahallesi'ne buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Bütün halkımıza sağ olsunlar, var olsunlar. Şöyle bir alkışlayalım birbirimize. Gel. Yok. Evet, öpüldünüz Nur Hayat'ım. Şöyle bir selam göndereceğiz. Kimse var mı ki? Herkese selam. Herkese izleyenlere, herkese, dostlar, kardeşlerimize, ablalarımıza. Askerdeki oğlumuza, evet, Özgür'üme. Askerde Özgür oğlumuza. Selam gönderiyorum İstanbul'a. Evet. Evet, değerli izleyicilerimiz, Kuzey'de Yaşam izleyicileri, biz bugün Işıktepe'mizin, merkez mahallemizin çekimlerini çok güzel yaptık. Çok değerli kardeşimiz ve iş adamımız burada. Ayrıca Erdoğan Bey'in kankisi, kardeşi, aile dostumuz Zafer Topal'la beraberiz. Zafer kardeşim, bize kendinle ilgili, mesleğinle ilgili şöyle biraz bilgiler ver. Seni de bir konuşturalım, seni de şöyle ekranlarda bir görelim bakalım. Buyur kardeşim, ne anlatmak istiyorsun bizlere? Ne anlatayım? 1971 doğumluyum, burada doğdum. 1986'dan beri de ticaretle uğraşıyorum. Yaklaşık işte 35 yıldan beri. Siz de iyi düşünmüşsünüz böyle bir çekimi. Işıktepe için bir ilk olmuş oldu. Yani bizim buranın da tanıtımı iyi oldu. Tabii bazı iş adamlarımız burada okul yatırımı, cami yatırımı yaptılar. Onlara özellikle teşekkür ediyoruz. Bizim de katkılarımız oldu. İşte cemevi, cami ve okullara. Bu şekilde devam ediyoruz hayatımıza. Teşekkür ederim canım kardeşim benim. Biz zaten sizin yüreğinizin güzel olduğunu biliyoruz. Işıktepe'de gerçekten çok değerli iş adamlarımızın olduğunu da biliyoruz. Hepinizin varlığı daim olsun değerli abilerim. Siz kendilerinizi biliyorsunuz. Şimdi. Gerçekten cemevi, Işıktepe, Bektaşi ve Sunni Mahallesi. Evet. İki ırk bir anda yaşıyor. Ama inanın kardeş gibi yaşıyorum ben her zaman. Evet. Her zaman hayranım ve çok çok da mutluyum bu yaşantıya. Düğünümüz, cenazemiz bir değil mi? Evet, aynı, düğün beraber, cenaze beraber, cemevlerinde ibadet beraber, camilerde ibadet beraber. Evet, ayrımız gayrımız yok. Buradan herkese ve her yere duyurulur. Işıktepe Mahallesi, Işıktepe Beldesi'ydi önceden. Şimdi mahallesi oldu. Gerçekten ayrı bir güzel. Ben her zaman en yüğünden cücüğüne kadar, derler ya 7'sine 70'ine kadar, ben hepsini çok seviyorum. Gerçekten ayırmaksızın bütün Işıktepe halkını çok seviyoruz. Buradan bir de selamlarımızı gönderelim ve programımızı burada sonlandıralım. Herkese selam söylüyorum buradan. Herkesin sağlık, sıhhatli yaşamasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Buradan da bütün Işıktepe halkına, gurbetçilerine, bizleri izleyen herkese selamlar, sevgiler olsun.